Torna makinası. Milattan önce 1300'lü yıllarda o yılların bilim ülkesi olan ve tarihin her safhasında karşımıza çıkan Mısırlılar tarafından iki kişinin birlikte kullanabileceği şekilde ve tahta kesme amaçlı kullanılan ilk torna geliştirilmiştir. Bu formu ile tarih sahnesine çıkan torna makinesi önceleri tahta ve cam işlemeciliğinde kullanılırken tarih sahnesinde gerçek anlamda ilk kez 1775-1783 yılları arasında Büyük Britanya ve Kuzey Amerika'daki 13 koloni arasında geçen Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda kullanılan topların üretilmesini sağlayan ve Güneydoğu Londra'daki Royal Arsenal tarafından geliştirilen yatay sondaj makinesi olarak adlandırılan torna makinesi çıkmıştır. Savaşta önemli rol oynayan bu topların yapımında kullanılan torna makinesi 1800'lü yıllara kadar Henry Maudslay tarafından geliştirmeye devam edilmiştir. 1783'ten itibaren 17 senelik bir geliştirme sonucu 1800 yılında Henry Maudslay artık günümüzde birçok standardı olan diş işleme kabiliyetini torna tezgahına kazandırmış ve ilk diş işleme tablolarını hazırlamıştır. 18. ve 19. yüzyılların bir sanayi devrimine eşlik etmesi torna tezgahının gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. Başlarda insan eli ve ayağı ile direkt olarak insan gücüne dayalı çalışan, sadece tahta ve benzeri yumuşak sayılabilecek katıları işlemeye elverişli olan bu tezgahlar, 19. yüzyılda metallerin işlenmesine elverişli hale gelince sanayinin gözdesi haline gelmiştir. Bugün yüksek güçteki motorların tahrik ettiği torna tezgahlarımız 19. yüzyılda su buharı ile ve buharlı motorlarla çalışarak tahrik ediliyordu. Durum böyle olunca ancak günümüzde işlenen metallerin 2-5 katının altında sertliğe sahip metallerin tezgahta işlenmesi mümkün oluyordu. Neyse ki 20. yüzyılı geçmeden büyük savaşlar ile gölgelenmiş 19. yüzyılın ortalarında tüm bilimi ve insanlığı etkileyen olumsuzluklara rağmen elektrik motorunun torna tezgahına entegre edilmesiyle torna tezgahlarında servo kontrolün devreye koyulmasının önü açılmıştır. Artık elektrik motorlarının tezgahlarında yer alması ile gerek benzin ile çalışan motorların gerekse su buharı ile çalışan motorların kontrol edilemezlik kuramından kurtululmuş oldu. Böylece elektrik devreleri ile motor hareketlerinin izlenmesi, kontrol edilmesi mümkün hale geldi. Bu da günümüzde 5, 7, 11 ve daha fazla eksen etiketi ile piyasaya sürülen CNC, Computer Numeric Kontrollü torna tezgahlarının aynı şekilde CAD programları ile tüm üretim sürecinin bilgisayar ortamında tasarlayabilmemizi sağladı. Kızaklar, gövde üzerinde bulunan, gövdeye paralel, torna aynasına dik hareket eden arabanın, tıpkı trenlerin raylar üzerinde ilerlemesini sağladığı gibi, torna aynasının da ileri geri hareket etmesini sağlar. Kullanılan bu malzeme, üçgen profilde olup, kenar uzunlukları 20, 20, 28 mm ikiz kenar üçgen şeklindedir. Bu kızaklar, soğuk çekme tekniğiyle üretilmektedir. Yani, kısacası, sıcak üretim sonucu oluşan çeliğin tekrardan işleme alınarak bazı özellikler kazandırılmasıdır. Bu işlem malzemeye dayanıklılık, mukavemet, esneklik ve pürüzsüz bir dış yüzey kazandırır. Artık kalite adı değişmiş ve yeni adı ST37 çeliktir. Markacı boyası adı verilen ve çelik üzerinde şu anda yapıldığı gibi markalama, yani malzemeler üzerinde belirli ölçü aralıklarında kesme, delme, talaş kaldırma gibi imalat sürecinde yardımcı referans çizgileri ve noktaları oluşturulur. Böylece yapılacak işlem daha öncesinde simüle edilmiş olur. İmalat süreci sonrasında montaj aşamasına geçildiğinde olumsuz sürprizlere yer verilmemiş olur. Diğer avantajı ise zaman, iş güvenliği ve enerji tasarrufudur. Markalama işleminden sonra kızakların gövdeye sabitlenmesi için gereken delikler delinir. Bu sabitleme işlemi civatalı bağlantı olacağından matkap çapları tercih edilen civata standardına uygun olmalıdır. Burada uzman tekniker metrik 6 standartlarında civata kullanacağı için matkap çapı metrik 6 imalatı standardı olan 5 mm'dir. Kızaklar üzerindeki delikler 95 mm arayla delinir.
Amaç, torna arabası ray üzerinde ilerlerken kesici takım işlenecek malzeme ile temas ettiğinde oluşan titreşimi en aza indirgemektir. Artık delme işlemi bitti ve sıra açılan deliklere kılavuz çekmeye geldi. Kılavuz çekmeyi kısaca anlatmak gerekirsek, kılavuz yüksek derece sertleştirilmiş, ölçü standartlarına göre üretilen, iç vida açma işlemini yapan kesici takıma verilen isimdir. Kılavuzlar önceden üçlü setler halinde üretilirdi. Zamanla bu yerini tek seferde diş açmaya imkan tanıyan kılavuzlara bırakmıştır. Üçlü setlerde birinci kılavuz delik içerisinde ilerlerken az miktarda tıraş kaldırılırdı. Daha sonra ikinci kılavuz yardımıyla ikinci kılavuz çekilerek daha fazla tıraş kaldırarak son kılavuz olan üçüncü kılavuz çekilir. Böylece uygun ölçü ve standartta diş oluşturulmuş olurdu. Uzman tekniker günümüzde kullanılan kılavuzları tercih ederek zaman ve iş gücünden tasarruf sağlamaktadır. Artık kızaklar hazır. İmalat aşaması biten kızakların kaba temizlik işlemi yapılarak detaylı temizlik ve parlatma aşamalarına hazır hale getirilir. Torna arabası üzerinde bulunan diğer araçlardan biri de tabladır. Tabla araba üzerinde konumlandırılmış, üzerinde siper veya sport denilen diğer aracı taşımaktadır. Tablanın görevi, aynaya bağlı olan malzemenin alın ve yüzeyinden bir defada kaç milimetre talaş kaldıracağını belirler. Daha basit olarak anlatırsak, torna arabası X ekseninde hareket ettiğini varsayalım, tabloya da Y ekseninde hareket sağlar. Daha önce CNC lazer tezgahında hazırlanmış olan bu parçanın görevi, tablanın yapacağı hareketi daha stabil, titreşimsiz hale ve istenilen milimetrik ölçü değerlerinde tıraş kaldırmak için 2 adet dairesel profilde miller ve 1 adet ilerleme hareketini yapan sonsuz vidayı sabitler. Markacı boyasını uyguladıktan sonra tasarımda belirtilen ölçü değerleri kullanılarak parça üzerinde markalamalar ve noktalamalar yapılır. Nokta kullanılmasındaki amaç, matkap tezgahında delik açma işlemini başlandığında matkap ucunun istenilen noktaya tutunabilmesini sağlamaktır. Eğer noktalar olunmamış olsaydı, delme işlemini yapacak olan personelin hata yapma olasılığı artacak ve iş parçası hatalı işlenmiş olacaktır. Thank you.
Günümüzde CNC tezgahlarında talaş kaldırma işlemi yapılırken soğutma sıvısı kullanılır. Bu sıvılar sanayi yağları olabileceği gibi sadece kesme, delme ve talaş kaldırma sırasında kullanılmak üzere üretilen sıvılarda mevcuttur. Bunların dışında su ile homojen karışabilen sodyum nitrat, sodyum borat gibi inorganik tuzlar, suda eriyebilen deterjanlar, amineler, polilikoller, potasyum karbonat, soda ve boraks gibi element ve bileşikler de kullanılabilir.